Entelektüel Kulüpten herkese merhaba. Bu videoda Nazi Almanyası'nda 1933'ten 1945'e kadar propaganda bakanı olarak görev yapmış Alman siyasetçi Joseph Goebbels'in propaganda ilkelerini detaylı olarak anlatacağım. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Alman diktatör Adolf Hitler'in yakın müttefiki Goebbels, Nazilerin gücünü pekiştirmeyi, Yahudi karşıtı ideolojiyi yaymayı ve saldırgan savaşı desteklemeyi amaçlayan Nazi rejiminin propaganda faaliyetlerinde önemli bir role sahipti. Goebbels'in propaganda teknikleri Nazilerin iktidarını sağlamlaştırmada ve nefret söylemli ideolojiyi yaymada önemli bir araç oldu. Hitler'in sırdaşı olan Goebbels, Holocaust'un yani 2. Dünya Savaşı sırasında Avrupalı Yahudilerin soykırımının planlanmasında ve uygulanmasında büyük paya sahipti. Goebbels, 2. Dünya Savaşı'nın sonunda Hitler'in ölümünden sonra kısa bir süreliğine Almanya Şansölyesi olarak çalıştıktan sonra 1945'te Berlin'de intihar etti. Goebbels, Nazi ideolojisini yaymak ve Alman kamuoyunu kontrol etmek için kendi yarattığı propaganda tekniklerini uyguladı. ABD ordusunun savaşın sonunda bulduğu Goebbels'in günlüğünde propaganda teknikleri yazılıydı. 1. Propagandacı, olaylar ve kamuoyu hakkında haberdar olmalıdır. Nazi rejiminin iktidarda kalmasını sağlamak için kullanılan propagandanın temel bileşenlerinden biri istihbarat mekanizmasıydı. Zira sağdan gelen istihbarat olmaksızın halkın algısını şekillendirmek ve kamuoyu oluşturmak mümkün olmazdı. Nazi Almanya'sındaki istihbarat kurumlarını Sicherheitsdienst yani SD ve onun ardılığı Reichssicherheitshauptamt yani RSHA olarak ikiye ayırabiliriz. SD uzun adıyla Sicherheitsdienst des Reichsführers SS yani Reichsführers SS'in güvenlik servisiydi. Koruma timi anlamına gelen Schutzstaffel yani SS, Nazi Partisi'nin elit paramiliter güvenlik birlikleriydi. SS'in istihbarat birimi olan SD, Nazilerin ilk istihbarat teşkilatı olarak 1931'de kuruldu. Alman gizli devlet polisi Gestapo'nun kardeş örgütü olan SD, 1939'a kadar bağımsız bir istihbarat teşkilatı olarak SS'e hizmet verdikten sonra 1939'da Reichssicherheitshauptamt yani Reich Baş Güvenlik Dairesi'nin idaresine geçti. SD ve Gestapo gibi istihbarat kurumlarını bünyesine toplayan RSHA, SS'lerin lideri ve Alman polis şefi Heinrich Himmler'e bağlıydı. Teşkilatın esas amacı Nazi Almanyası'nın sınırları içindeki ve dışındaki tüm Reich düşmanlarıyla mücadele etmekti. RSHA'nın iç ve dış düşmanlar, müttefikler ve tarafsız devletler hakkındaki istihbaratları muhbirlerden, hapiste sorgulanan insanların ifadelerinden, gizli telefon dinlemelerinden ve kitle iletişim araçlarındaki açıklamalardan gelmekteydi. 2. Propaganda sadece bir tek makam tarafından planlanmalı ve uygulanmalıdır. Bu makam, bütün propaganda direktiflerini tespit edecek ve verecektir. Önemli memurlara direktifleri açıklayacak ve onların moralini koruyacaktır. Faaliyetleri propaganda etkisi taşıyan diğer devlet kuruluşlarının faaliyetlerini denetleyecektir. Goebbels'in propagandayı tek elde toplama fikri, hem kendi kişisel hırsı ve kontrolcülüğünden hem de Nazilerin tek adam rejimine uygun olarak bilgileri tek merkezde toplama anlayışından gelmekteydi. Tüm propagandayı belirleyen ve uygulayan Propaganda Bakanlığı, yalnızca son tahliyle Führer Adolf Hitler'in onayına ya da itirazına göre propagandada değişiklik yapmaktaydı. Almanya'nın içinde ve dışında yapılacak tüm propaganda faaliyetleri, bu propagandanın ne zaman başlayacağı, ne kadar süreceği, etkisi ve ne zaman sona ereceği Goebbels'e bağlıydı. Açık ve etkili propaganda direktifleri, bir propagandanın ne zaman başlayacağını, ne dozda olacağını, olası etkilerinin ne olacağını ve ne zaman sona ereceğini belirlemelidir. Goebbels, üst düzeydeki bürokratlara ve propaganda yaymakla görevli yetkililere uygulanacak propagandanın mahiyetini ve amacını bizzat anlatıp rasyonize ederek bürokratların ve diğer yetkili birimlerin propagandayı sahiplenmelerini ve yüksek moralle yaymalarını sağlamıştı. Goebbels, Hitler ile yaptığı görüşmelerinde kurulacak Propaganda Bakanlığı'nın kültürel ve propaganda amacı taşıyan tüm eylemleri ve organizasyonları yönetme yetkisine sahip olmasını talep etmişti. Her ne kadar Goebbels tüm propaganda ve psikolojik savaş yönteminin Propaganda Bakanlığı'na bağlı olmasını istediyse de Nazi Almanya'sında Dışişleri Bakanlığı, Ordu, İşgal Edilmiş Doğu Toprakları Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı gibi belli başlı kurumların ve departmanların içinde Goebbels'e karşı olanlar vardı. Bu yüzden Goebbels'in propagandanın tek elde toplanması fikri akamete uğramıştır. 3. Bir eylemin propaganda sonuçları
bu eylemin planlanmasında hesaba katılmış olmalıdır. Goebbels, bir propagandacının tüm eylemleri planlayıp bu eylemlerin halkta, milli birliklerde ve düşmanda nasıl bir psikolojik etki yaratacağını hesaba katmasının gerektiğini belirtmiştir. Hiçbir eylem yalnızca fiziki sonucuyla değerlendirilemez. Tüm eylemlerin sonunda psikolojik olarak güçlendirici veya zayıflatıcı etkiler vardır. 4. Propaganda düşmanın politikasını ve eylemini etkilemelidir. Goebbels için propaganda her zaman savaşta kullanılabilecek bir silahtı. Düşman yalnızca fiziki olarak muharebe meydanında yenilemez. Düşman daha yola çıkmadan askeri üsteyken ya da büyük bir harekat hazırlığı içindeyken propaganda vasıtasıyla düşmanın morali düşürülebilir ve dolayısıyla daha savaşmadan kaybedecek hale getirilebilir. 1. Düşmanın işine yarayacak bilgiler sağlayan materyallerin açığa çıkmasını önleyerek. Goebbels, düşmanın gerçek bilgi yerine eksik, çarpıtılmış ya da abartılmış bilgiye ulaşmasını istiyordu. Bu nedenle gerçeği saklamak ve değiştirmek propagandacının birinci hedeflerinden biridir. 2. İçeriği veya tonu itibarıyla düşmanın istenilen hükümlere varmasına sebep olacak propaganda materyallerini serbest bırakarak, dağıtarak. 3. Düşmanı kendisi hakkında hayati bilgileri ifşa etmeye kışkırtarak. 4. Düşmanın yapması istenen bir eylem hakkında bunu değersiz kılacak hiçbir referansta bulunmayarak. 5. Bir propaganda kampanyasının tam uygulanması için gizliliği kaldırılmış ve operasyonel enformasyonun kullanılabilir durumda olması gerekir. Elle materyal bulunmadığı için bir propaganda kampanyasını başlatmamak doğru değildir. Yeri geldiğinde amaca ulaşmak için gizli devlet bilgileri de propagandacıya verilmelidir. 6. Propagandanın algılanması için dinleyicinin dikkatini uyandırması ve dikkat çekici bir iletişim aracıyla yayınlanması gerekir. Propagandanın etkin bir şekilde hedef kitleye ulaştırılması için sinema, tiyatro ve diğer görsel sanat faaliyetleri gibi kültürel ve eğlendirici etkinliklere ek olarak radyo ve gazete gibi medya araçları kullanılmıştır. Goebbels, Sovyetler Birliği'ne radyo ile erişemediklerini çünkü Sovyetlerin kendi sınırları içinde diğer ülkelerin radyo kanallarını engellediklerini belirtmiştir. Naziler, işgal ettikleri yerlerde derhal sinema salonları açıyorlar ve kendi propaganda yayınlarını yapmak için radyo kulelerini koruyorlardı. Goebbels, Alman halkının ve diğer ülke halklarının yalnızca öğretici ve beyin yıkayıcı radyo yayınlarını takip etmeyeceklerini çok iyi biliyordu. Bu nedenle eğlendirici, rahatlatıcı ve ilgi çekici radyo programlarının da yapılmasını sağlayarak halkı radyoyu takip etmeye alıştırıyordu. Goebbels, düşman ülkelerin halklarına ulaşırken daha çok haber içerikli radyo programlarına ağırlık vermiştir. Savaş zamanı, savaş esiri isimlerinin okunduğu programlar düşman ülkelerin halklarının ilgisini çekmekteydi. Sinema filmlerine de çok önem veren Goebbels, sürekli film izliyor ve propagandanın filmlere nasıl yedirilebileceğini düşünüyordu. Radyo programlarındaki gibi filmlerde de doğrudan yapmacık propaganda içeren sahnelere yer verilmiyordu. Filmin geneline sirayet eden ve bilinçaltına işleyen ince propaganda teknikleri kullanılıyordu. Filmlerin eğlendirici ve sağlatıcı olması ise çok önemliydi. Goebbels, sinemanın radyo, müzik, gazete ve kitaba göre çok daha etkili bir propaganda aracı olduğuna inanıyordu. 7. Güvenilirlik, tek başına propagandanın sonucunun doğruluğunu ve yanlışlığını belirlemelidir. Goebbels, Alman halkının eğitimli ve bilgili olduğunu savunarak basit ve yapmacık propaganda içeriklerine halkı inandıramayacağını belirtiyordu. Propagandanın etkisini artırmak ve sonucunu garanti altına almak için gerçek bilgi mümkün olduğunca fazla kullanılmalıdır. Yalan olduğu kolaylıkla ortaya çıkabilecek bilgiler, Nazi propagandasının güvenilirliğini dolayısıyla etkisini azaltacaktır. Goebbels'e göre yalanlar, eğer yalanlanamıyorsa bir anlam taşıyordu. 8. Düşman propagandasının amaç, içerik ve etkililiği, bineşriyatın kuvveti ve etkileri ve propaganda kampanyasının doğası, düşman propagandasının görmezden gelinmesini ya da düşürtülmesini belirler. Goebbels, düşman propagandasından daima çekinmiştir. Düşman radyolarını dinleyenlere ölüm cezasına kadar çeşitli ağır cezalar verilmesine rağmen, İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanların yabancı radyo dinleme oranı artmıştı. Goebbels, düşmanların propagandası karşısında nadiren sessiz kalırdı. Sessiz kalmak, onun için tartışmayı kaybetmek demekti. Bu nedenle sürekli yazılar yazmış ve konuşmalar yapmıştır. Fakat bazı durumlarda düşmanın propagandasının asıl amacının onu cevap vermeye zorlamak olduğunu kavrayarak sessiz kalırdı. Düşmanın bir etkisi olmayan boş propagandaları çoğunlukla cevap vermeye değmezdi. Bunlara cevap verildiğinde hem enerji kaybı olabilir hem de düşmanın bundan ders çıkarıp
daha etkili propaganda yapmasına neden olunabilirdi. Goebbels ayrıca elinde delil veya güçlü bir argüman olmadığında ve tezinin çürütüleceğini anladığında susardı. Düşmanın elindeki güçlü kozlara doğrudan saldırmazdı. Bazense Yahudilere yapılan ayrımcılık ve soykırım gibi Nazileri zor durumda bırakacak dış propagandaya İngilizlerin sömürgelerinde yaptığı katliamlar gündeme getirilerek mukabele edilirdi. 9. Bilgi yayının güvenilirliği, zekası ve muhtemel etkileri propaganda materyallerinin sansür edilip edilmeyeceğini belirler. Goebbels sansüre karşı değildi. Fakat önemli haberlerin sansürü halinde kurumun güvenilirliğinin azalabileceğine inanıyordu. Goebbels, Almanya'nın büyük bir haberi sansür etmesinin Alman halkını yabancı radyoları dinlemeye iteceğini düşünüyordu. 10. Düşmanın prestijini kıracağı zaman veya propagandacının kendi amaçları için yararlı bir destek olacağı zaman düşman propagandasından elde edilen materyaller kullanılabilir. Goebbels, kimi zaman düşman ülkelerin radyo ve gazete haberlerini kendi propagandası için kullanmıştır. ABD veya İngiltere'deki siyasi liderlerin konuşmalarındaki bazı yanlış ve tutarsız bilgiler kimi zaman Nazi propagandasında kullanılmıştır. Kısacası, karşı cephedeki önemli bir şahsiyetin açıklamaları, eğer kendi propagandasının amacına uygunsa Goebbels bunu kullanmayı öneriyordu. 11. Kaynağı daha az güvenilir olan veya istenmeyen etkiler yaratabilecek beyaz propaganda yerine kara propaganda kullanılmalıdır. Goebbels, beyaz yani açık propagandayla kendi prestijini ve güvenilirliğinin azalacağı durumlarda kendi kimliğini gizleyerek propaganda amaçlı haberi başka platformlardan yayardı. Bazen haberin kaynağının gizli olması hedef kitlede daha büyük tesire yol açabiliyordu. Örneğin Berlin'in bombalanmasını önlemek için İngiltere'deki fısıltı gazetesi aracılığıyla yapılan bir kara propagandada Berlin'in zaten bitik halde olduğu ve İngiltere'nin bombalarını boşuna harcadığı söylenmiştir. Başka bir örnekse 1942 yazında Nazi Almanya'sının Sovyet Rusya'ya hangi cepheden saldıracak konusunda şaşırtmacı yapmak için kara propagandasının kullanılmasıydı. Doğu cephesinden gönderilen bir Alman muhabir, daha sonra Lizbon'da alkolün tesiriyle ağzından kaçırmış gibi Almanların hangi cepheden saldıracağını açıklamış ve bunun üzerine cezalandırılmıştır. Ne muhabir alkollü konuşmuştu ne de muhabirin söyledikleri gerçekti. Muhabirin açıklamaları Portekiz ve Türkiye'deki Nazi yanlısı yazarlar ve editörler tarafından haberleştirildi ve bu haberler Alman Frankfurter Zeitung gazetesine yayınlandı. Daha sonra Alman hükümeti bu haberleri resmi olarak yalanladı. Yani Almanya kendi tertiplediği yalan bir kara propaganda haberini resmi dille yalanlayarak habere gerçekçilik kazandırmıştı. Diğer bir husussa halk arasındaki zararlı söylentilerin doğrudan resmi kanallarla yalanlanması yerine kara propaganda ile yalanlanmasıydı. Goebbels'e göre resmi yetkililerin halk arasındaki bir dedikoduyu yalanlamaları bu dedikoduyu güçlendirmekten başka bir işe yaramayacaktı. Bu sebeple istenmeyen dedikodulara karşı kulaktan kulağa yayılan argümanlar resmi söylemi pekiştirmekteydi. 12. Prestij sahibi liderler propagandayı kolaylaştırabilirler. Goebbels'e göre iyi bir propagandanın tamamen başarılı olabilmesi için bunun iyi bir lider tarafından tasdik edilip kitleye aşılanması gerekir. Kriz anlarında Hitler'in yaptığı bir söylev toplumda büyük bir tesir yaratabiliyor ve kitleyi motive ediyordu. Hitler, konuşmalar öncesinde ayna karşısında ses, mimik ve jest konusunda uzun provalar yapıyordu. Bu da onun söylevlerinde etkili olmasını ve propagandayı başarıya ulaştırmasını sağlıyordu. Diğer bir konuysa başarısız bir yöneticinin doğrudan görevden alınmamasıydı. Herhangi başarısız bir yöneticinin azli, Nazi rejimini de başarısız olarak göstereceğinden, söz konusu yöneticinin sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılmak zorunda kaldığı söylenirdi. Bu konuda Çöl Tilkisi lakaplı Nazi Mareşili Erwin Rommel örnek gösterilebilir. İkinci Dünya Savaşı'nda Alman birliklerini Kuzey Afrika'da idare eden ve ittifak güçlerinin Normandiya çıkartmasına karşı Fransa'da savunma hattını oluşturan Mareşal Rommel, 1944'te Hitler'e karşı suikast komplosunun içinde yer aldığına dair iddialar üzerine Hitler'in emriyle intihar etmek zorunda kalmıştı. Hitler, popüler bir mareşali halk önünde yargılatıp infaz ettirmek yerine iki generali Rommel'in evine göndermiştir. Generaller, Rommel'in ailesinin muzdarip olacağı büyük bir davada yargılanması yerine onun onurlu bir biçimde intihar etmesini ona tavsiye etmişlerdi. Bunun üzerine siyanür hapı ile intihar eden Rommel'in naaşı devlet töreniyle defnedilmiştir. 13. Propagandanın zamanlaması dikkatlice yapılmalıdır. Goebbels, propagandanın zamanlaması için esnekliğe ve toplumun ruh halini okuyabilmeye önem vermekteydi. Buna göre propagandası rakibin propagandasından daha önce kitleye ulaşmalıdır.
bir propaganda kampanyası en uygun zamanda başlamalıdır. Bir propaganda teması tekrar edilmelidir fakat etkinliğin düşmeye başladığı belli bir nokta geçilmemelidir. Nazi Almanyası'nda antisemitik yayınlar bazen aylarca sürdürülürdü. Fakat Goebbels, halkın propagandayı tamamen içselleştirdiğine ve artık sıkıldığına kanaat getirdiğinde propaganda yayınlarını değiştirirdi. 14. Propaganda, her olaya ve her kişiye belirli bir ifade veya slogan takarak işlemelidir. Dinleyici ve okuyucu kitlesinden istenilen bir tepkiyi elde ederken, kitlenin propagandadan önce sahip olduğu tepkiler kullanılmalıdır. Kolayca öğrenilebilmelidir. Tekrar tekrar fakat yalnızca uygun durumlarda kullanılmak zorundadır. Geri tepici olmamalıdır. Adeta bir reklam kampanyası yürütür gibi Goebbels de propagandayı yürütürken sloganları, akılda kalıcı cümleleri ve klişeleri kullanıyordu. Sloganın vurucu ve basit olması ve sürekli tekrarlanması gerekiyordu. Doğru veya yanlış ya da yalan olması önemli değildi. Önemli olan istenilen amaca yönelik duygunun ve tesirin kitlede yaratılmasıydı. Bazı kelimeler sadece belirli bağlamlarda kullanılıyordu ve bu da Nazi rejimine özgünlük sağlıyordu. Örneğin Goebbels, Führer kelimesinin sadece Hitler için kullanılmasını isterken Reich sözcüğünün de yalnızca Nazi Almanyası'nı hatırlatmasını istiyordu. Kendilerini de Das Dritte Reich yani 3. İmparatorluk olarak nitelendiren Naziler, eski şanlı Alman İmparatorluğunu diriltmek istiyorlardı. Naziler kendilerini 800 ile 1806 yılları arasındaki Kutsal Roma İmparatorluğu'nun ve 1871 ile 1918 yılları arasındaki Alman İmparatorluğu'nun devamı olarak görüyorlardı. 1918 ile 1933 arasındaki Weimar Cumhuriyeti ise Naziler için Alman tarihindeki kara bir lekeydi. 15. Yurt içindeki propagandanın sonradan ortaya çıkacak olaylarla yalanlanacak sahte umuda yol açmaması gerekir. Alman topraklarındaki iç propagandanın fazla abartılmamasına ve beklentileri yok yere arttırmamasına dikkat edilirdi. Olası bir fiyaskoda beklentisi boşa çıkmış halk moral olarak çökebileceği için bazı durumlarda gerçek olduğu gibi söylenir ve abartılmış haberler resmi olarak yalanlanırdı. 16. Yurt içindeki propaganda en uygun düzeyde endişeye sebep olmalıdır. Propaganda, bir yenilginin sonuçları hakkında duyulan endişeleri pekiştirmelidir. Propaganda, halkın tek başına giremeyeceği, hafifletemeyeceği endişeleri, şayet genel yenilgi endişesi dışındakilerse hafifletmelidir. Endişe, fazla olduğunda kitleleri korkutup güdebileceği gibi, az olduğunda ise rehavet ve özgürlüğü artırabilirdi. Bu yüzden propagandalar aracılığıyla halkta uygun düzeyde endişe yaratılarak halkın dizginleri iktidarın elinde tutulmuştur. Gücün elde tutulması için endişe ve korku ikliminin yaratılması gerekiyordu. Alman halkının endişe kaynağı iç ve dış düşmanların Almanya'yı fethetmeleri ve köleleştirmeleriydi. Bu endişe propagandalarla Nazilerin saldırgan politikasını meşrulaştırmak için kullanılıyordu. 17. Yurt içindeki propaganda hayal kırıklığının etkilerini azaltmalıdır. Kaçınılmaz hayal kırıklıkları öngörülmelidir. Kaçınılmaz hayal kırıklıklarını bir perspektife oturtmak gerekir. Bu maddede 15. maddedeki gibi halkın boş umutlara kapılmasını ve muhtemel hayal kırıklıklarını önlemek içindi. Uzun vadeli başarı ve refah için kısa vadedeki acılara ve badirelere katlanılması isteniyordu. Ani kötü haberlerin toplumda paniğe yol açmaması için cephedeki başarısızlıklar bazen halka alıştırıla söyleniyor ve tünelin ucunda ışık olduğu söylenerek halk teskin ediliyordu. 18. Propaganda, nefret hedeflerini belirleyerek saldırıların yer değiştirmesini sağlamalıdır. Goebbels'in propaganda ilkeleri arasındaki en önemli madde bu olabilir. Günah keçisi yaratılarak toplumun öfkesi oraya yönlendirilir ve toplumdaki huzursuzluk asıl sebeplerden ve öznelerden uzaklaştırılarak bu günah keçilerine yüklenirdi. Bunların başında Yahudiler ve Bolşevikler geliyordu. Naziler, Alman topraklarında ve Lebensraum yani yaşam alanı politikası kapsamında ilhak ettikleri topraklardaki Yahudileri toplumdaki tüm kötülüklerin sebebi olarak damgalayıp toplumun hedefi haline getiriyorlardı. Yahudiler birçok propaganda yayını ve broşürlerinde tefeci, muhbir, hain, içerideki düşman, sinsi, asalak ve marjinal olarak gösterilmişlerdir. 19. Propaganda kuvvetli karşıt eğilimleri hemen etkileyemez. Bunun yerine bir takım eylemleri veya değişik saptırmaları veya her ikisini sunmalıdır. Savaş ve ölüm gibi bazı olayları inkar etmek mümkün olmayacağı için propagandacılar bu durumları kabul edip çeşitli alternatif eylemlerle olayların olumsuz etkisini azaltmaya çalışmışlardır.
Kısacası bir gerçeği izleyemiyorsan onu kabul edip bir nebze saptırmak ve kendi yarattığın suni bir olayla bunun etkisini azaltmak daha akıllıcı olarak görülüyordu. Joseph Goebbels, Nazi Almanyası'nı propaganda bakanı olarak çalışırken kendi yarattığı propaganda tekniklerini uygulama şansı buldu. Nazi partisinin ideolojisini yaymak, Nazilerin politikaları için geniş halk kesimlerinin desteğini almak ve muhalefet ile azınlığı şeytanlaştırmak için kullanılan propaganda son derece etkili oldu. Günümüzde iktidarı sağlamlaştırmak isteyen birçok hükümet hala Goebbels'in propaganda tekniklerinden yararlanmaktadır. Ancak şunu da belirtmek gerekir. Propaganda tek başına bir rejimin devamını sağlayamaz. Nazi rejiminin nihai çöküşü bu propaganda tekniklerinin uzun vadede etkili bir araç olmadığını kanıtlamaktadır. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. İlginç ve bilgi dolu yepyeni videolar için Entelektüel Kulübe abone olmayı unutmayın.